Bir ailede iki tane çocuk, üç çocuk, dört çocuk oluyor. Aynı anne baba, aynı ortam, aynı yemek. Ama hiçbiri birbirine benzemiyor. Hatta birbirine düşman olurlar çoğu zaman. Neden acaba? Diye kimse sormaz yani. Yani çevre şart ve koşulların insanın esasında karakterini oluşturduğunu söylerler. Hayır. Davranışlarında dış döne dönük olaraktan bazı şey oluşturabilir. Ama gerçek olaraktan değiştirmeyecektir. O zaman insanın içinde esasında enteresan oluşumlar var. Mesela okula gidiyoruz. Bir sınıfta 20 kişi, 30 kişi var. Eğer zenginlerin okuluysa, devlet okuluysa da 50-60 kişi var. Değil mi esasında? Hocalar ister az kişi olsun, ister çok kişi olsun aynı şeyi söylüyor onlara. Hepsi aynı eğitimi ve bilgiyi alıp dışarı çıkıyorlar. Halbuki hepsinin oluş durumu farklı. İçsel durumları farklı. Olaylara karşı verdikleri tepki ve etki farklı. Ve bambaşka bir şey oluşacak. Yani belki bir sınıfta aynı eğitim almış 50 kişiden bir tanesi çok başarılı patron olacak. Belki bir tanesi çok başarısız olacak. Peki niye? Aynı eğitim aldılar. Demek ki insanlar ünikler, özeller ve farklılar. Ve kimse size özel bir eğitim veremez. O size ait bir sorumluluk. İster öğrenci olun ilkokulda, ister ortaokulda, ister lisede bir şey fark etmeyecek yani. İsterse bir aile içerisinde. O zaman size ait bir ünik özelliğinizin ne olduğunu bilmiyorsanız hayatınızı boş harcadınız. Ve neden başarısız olduğunuzu bilmiyorsunuz. Ya da neden başarılı olduğunuzu. Mesela ben başarılı insanlara hep sordum. Abi sen neden bu kadar çok başarısın? Çok çalışacaksın Sinancığım derdi. Abi herkes çok çalışıyor. Ama olmuyor. Ve çok çalışarak keşke başarılı olsanız. Ne yazık ki öyle olmuyor yani. Oluyor mu arkadaşlar çok çalışarak başarılı yani? Yani günde 15 saat çalışsanız hakikaten çok başarılı olacak mısınız yani? Mümkün değil yani. Yani demek ki başarınızı getiren başka şeyler var. Yani mesela bir şirkette, mesela diyeyim ki Nizamettin'in şirketine ben genel müdür oldum bugün. 3 ay sonra başka bir şirket olur. Nizamettin bizim şirkete genel müdür oldu, burası başka bir şirket olur. Aynı şirket olmaz. Aynı insanlar, aynı müşteriler, aynı ortam, aynı çevre. Ama bir kişi değişiyor, bütün ortam değişebilir. Yani etkileyen değiştiğinde tepki verenlerin hareketleri ve eylemleri de değişir. Bizde ne vardır onunla ilgili değil mi? İmam nasılsa cemaat onu takip eder gibi, aynı onun gibi. O zaman demek ki bir şeyi fark ediyorum ki ben, aa diyorum enteresan. Demek ki bana ait davranışlar, oluşumlar, özellikler, karakter yapıları olmuş olması lazım. O zaman konuşmacı soruyor, siz bunun farkında mısınız? Bunların farkında değilseniz hayatınızın boşa geçtiğini söyleyebilirim yani. Ve çok uğraştığınızı, çok çabaladığınızı ama bir türlü olmadığını. Ve ne yazık ki de olan insanların esasında sizden hiçbir farkı olmadığını, özel yetenekleri olmadığını görebilirsiniz yani. Ve aynı şekilde mesela kendinizi bir ordu gibi düşünün. Süvariler var, topçular var, uçaklar var, tanklar var, bir sürü füzeler var değil mi? İyi bir komutan ne bilir esasında? Nerede, ne zaman, hangi silahı kullanacağını bilir. Ya burada süvariyi mi göndereyim, burada makine tüfek mi vurayım, burada uçakla mı göndereyim? Değil mi? İyi bir komutan çok doğru bir stratejiyle nerede ne yapması gerekli olduğunu bilir. Peki siz de bir ordu olduğunuzu düşünün kendinize. Silahlarınız var. Bir, acaba o silahların farkında mısınız? İki, o silahı doğru yerde kullandınız mı? Mesela çoğu insan bana der ki, dedim sorarım mesela. Senin dedim hakikaten böyle güçlü bir yeteneği bana söylesene. Hocam der ben insanları çok seviyorum, iletişimim çok güçlü. Peki dedim sorun nerede? Müdürümle anlaşamıyorum. Allah Allah derim ben de. Sorun nerede? Adam delinin biri. E hocam sen dedin ki bana benim iletişimim çok güçlü ve insanları seviyorum. Niye kullanmıyorsun onu? Yani ama farkında değil. Ya iletişim yok ya da iletişim gücünün orada kullanılması gerektiğinin farkında değil. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Çok önemli bir şey bu. Mesela bir gün kendimle ilgili bir çalışmayı yaparken bir şeyi fark ettim. Ben dedim neden satıcıyken neden satış kaçırmıyordum? Hiç başarısız olduğum bir şey olmadı yani hayatımda. Çok basit bir özellikti yani. Vazgeçmekle ilgili bir lüksüm yoktu çünkü. Benim hayatım vazgeçmemek üzere kurulmuş vaziyette. Ve bunu fark eden dünyada bir kişi oldu benden de önce. Demin bahsettiğim şükür duygusalında Maurice Perrine yani. Çünkü beni çok enteresan motive ederdi. Ya Sinan derdi bir iş var ama bunu sen yapamazsın yani. Senin şu an daha yaşın kapasiten ona uygun değil dedi ama ben acayip motive olurdum yani. Ama eğer bana yapabileceğim bir şey söylerseniz o Sinan bunu kesin yapar. Ben bırakırım o işi. Yani bana yapamayacağım bir işi söylediğiniz zaman ben motive oluyorum.
Tabii ki insanların %99'u sırtları sıvazlanınca motive oluyorlar. Komik yani. Yani ben size sıvazlanmadığı zaman motive oluyorum. Çünkü hiç sıvazlanan olmadı yani bu zamana kadar. Okay? Yani öyle bir ortam da yoktu zaten. Yetişmiş olduğum durum da zaten ona uygun değildi yani. İyi ki de öyle değilmiş zaten. O zaman bir şey anladım ki vazgeçmemek esasında bir tutum, bir davranış. Ama size şu an kişisel gelişimciler vazgeçmenizi söylüyorlar. Bir zorlukla, bir problemle karşılaştığınızda vazgeçin, bırakın gitsin yani. Okay? Yani demek ki bir hayır var bu işte. Hayır var ama hayır anlamı başka türlü. Hayırlı değil o, hayır o. İki sırasındaki farkı anlaman lazım yani. Çok enteresan bir şey. Yani o zaman bir şey anlıyorum ki, o zaman benim başarısız olmam imkansız. Çünkü başarısız olabilmem için vazgeçmem gerekiyor. Yani mesela şimdi sen bana diyebilirsin ki Sinan sen çok başarısızsın. Yo, ben daha bırakmadım ki yarışı. Yarışı bırakırsan başarısız diyebilirsin. Yarış devam ediyor. Hayat devam ediyor şu anda hocam. O yüzden şu anki duruma göre bana başarılı da başarısız diyemezsin. Çünkü ben bırakmadım. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Hani vardır ya böyle bir kapıyı vurdum çıktım abi delikanlı adamım ben filan. İyi yaptın hocam. Nereye gittin sonra? Starbucks'a gittim kahve içtim abi dertlendik arkadaşlar. Yani başka bir şey olmaz. Vay delikanlı kardeşim filan dersin ondan sonra. Ne delikanlısın? Yani hiç alakası yok. Hani müzakere tekniği eğitimde bunu çok uzun anlatırım yani. Müzakere ne zaman kaybedersiniz? Bıraktığınız zaman kaybedersiniz. Demek ki o zaman diyorum ki ben kendi davranış koşullarına baktığımda vazgeçmek diye bir şey bende yok. O zaman diyorum ki bir şekilde hayat zorlu gittiğinde, istediğim gibi gitmediğinde, yanlış gittiğini düşündüğümde ya da başarısız gibi gözüken bir şey olduğunda acaba hangi tutum ve davranış kullanmalıyım? Bu bence çok kritik ve önemli yani.